Şimdi onu da aç. Aç bakalım. Bunlar ne lan? Bu kadar büyük olur. Baba, bunlar belki fitildi. Lan bu kadar büyük fitil ne olur be? Grip alıyordur belki. Neyse neyse. Dök, kedir bakalım hadi. Kedir. Dur lan. Biri geri veriyor. Kaç. Çabuk. Topla. Hadi yürü. Yusuf amca. He. Ne edip durun burada? Kim? Ben. Ne edip durun ben? Onu sen bileceksin gari. Evet Yusuf amca dinliyorum. Ne yapıyorsun benim ağırda? Için geliverdiydim ben. Ne için geliverdiydin? Ne geveliyorsun? Söylesene sinsi. Sessiz sedası gelmişsin. Beni... Cemal. Heh. Bir sorun mu var? Yusuf amca konuşabilirse anlayacağız bir sorun var mı yok mu? Yavaş lan sesini. Ne yükseltiyor? Benim şu... Kolu bir bakıver diyecektim. Dünden beri yanımda sallanıyor. Sevaptır lan. Ya Yusuf amca, kol baktırmaya böyle sinsi sessizce mi gelinir? Bir haber vereydin ya. Ya nasıl gelecektim lan? Muhtar Niyazi'ye anons mu ettirvereydim? Ya. Zaten aramızda husumet var. Başkaları da mı görsün? Hem belki bakmak istemezsin diye düşünüverdim. Ondan böyle sessiz geliverdim. Ha. Ondan. Hadi bakıver şuna da kurtar beni bu dertten. İyi tamam bakayım. Bak. Ya Yusuf amca sen bu halde nasıl gezip tozuyorsun? Hiç mi canın yanmıyor? Ne ola canım yanmaz olur mu lan? Zonkluyor ya o. Zonklar. Sen, ben bu halde bir şey yapamam burada. Senin böyle dümdüz sert bir yüzeye yatman lazım. Burada olmaz. He Osman hadi bize gidiverem de orada bakıverem. Gözlerden uzak. İyi tamam. Cemal bizim bu arada bir toptancıya uğramamız lazım. Ha toptancı. Ya Yusuf amcayla gidelim oradan uğrarız. Hadi gidiverem bari. Tamam hadi bak. Hadi. Buyur. Buyurun bakalım. Geç Yusuf amca geç. Geçeceğim Yusuf amcanla. Ne var lan? Baba. Nereye gidip durun? Lan nereye gideceksin? Eve gidip durun. Ben ne olacağını indim burada. Sen olacağını olmuşsun gari. Daha ne olacaksın lan? Bu dozlar ne olacak? Ha onlar. Onlara olduruvereceksin işte. Nasıl olduruvereceksin? Lan şeydi ver. Ne diyeyim? Lan gıt zekalı. Kedir verecek diyorum. Ha. Neklere ver diyorsun yani anladım. Ha işte onu diyorum ya. Hadi ne diyorsam onu yap bakalım. Hadi. Tövbeler olsun ya. Hadi bakalım gelin. Dişçi. Gidemedim ne? İyi günler. İyi günler. Tamam Esma uzatma gari. Önce Cemal şu benim kolu yerine oturtuverecek. Ondan sonra gidip alıp gelirim. İstemiyorum ben ya. Lan seni soran mı oldu? Allah Allah. Esma hadi zeytinyağını getir be bakalım. Koş. Hadi Yusuf amca. Ha. Geç sen de şöyle. Ha. Üstündekileri çıkar be. Çıkar verim. Sonra da uzanırsın. Yardım et bana. Tamam. Yerinden oynamış azıcık. Sinirlere basıp durur. Şimdi rahatlarsın Yusuf amca. Hadi bakayım. Oynat bakayım bir. Oynuyor lan. Oynar. Ulan Cemal. Aferin lan sana. Aferin bakayım. Al bakayım sil ellerini. Ver bakayım gömleğini. Ben gidelim be. Şu doktoru bir alıp gelelim. Nereye gidiyorsun Yusuf amca acaba? Daha yeni kolunu oturtuverdik. Sen biraz dinlen, istirahat et. Biz zaten oradan geçeceğiz, yollarız onu. Tamam. Hadi. İyi günler. İyi günler. Sağ ol Cemal. Ellerini de görmesin oğlum. Of şükür be. Sağ ol doktorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Doktor bey. Nasıl gidiyor işler? İyi. Yoğun. Sıradaki? Sırada memurum.
Çok heyecanlıyım. Hadi gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun öyle soğuk bir şeyler söyleyiveren size. Yok sağ olun ya, biz anlayalım. Ha Muhtar, bizim çok acelemiz var ya. Neymiş lan bu aceleniz ha? Bir yere mi yetiştirdiniz? Evet, toptancıya gidiyoruz. Sütlerimizden %25 verim elde ettik. Allah canına almasın Sıddık lan. İneklere bak. Bir de bunlar klasik müzikten anlamaz diyorduk ha. Diyoruz ama Avrupa kökeni. Yani Avrupa kökenli müzik %25 normal oluyor. Bak doğru söylüyorsun ha. İnekler de Hollandalı olduğundan dolayı demek ki genlerinde var. Anguş değil mi bunlar? Anguş, anguş bunlar. Çünkü bizimkilerde beyin göçü var. Öküzler Avrupa'ya gidiyor. Ya anguş manguş yeter. Ne anguşu ya? Çok acil diyorum durum. Yusuf amcalara dişçi beyi göndermek için geldim. Yağmur'un dişi ağrıyıp durup. Arkadaş araya kaynak yapmak yok. Randevu adayıp duruyorsun size. Sıra bende lan. He? Ben ne sırası kaynağı ya? Kızın dişi çok fena diyorum. Muhtar Bey, acil bir durum var diyorlar. Neymiş bakayım anlatın. Ya Kamuran var ya Yusuf Bey'in kızı. Tamam tamam. Tanıyorum Kamuran'ı. Onun dişi çok zonkluyormuş da. Eğer beyefendi izin verirlerse gidip bir bakayım. Sen ne diyorsun lan? Beyefendi mi dedi sen bana? Beyefendi deyince ben gerçekten. Gidebilirsin, gidebilirsin. Zaten bunca yıldır dişçim görmüş benim ağzım. Biraz daha görmesin yani. Beyefendi gidebilirsiniz. Neyse Cemal, biz artık işimize bakalım ya. Evet, biz artık işimize bakalım. İyi günler size, iyi günler. Hadi, güle güle, güle güle. Hüsnan, ne ettin? Senin bu inekle klasik müziğe alışverdiler mi gari? He lan, alışmışla, alışmışla. Deyim öyleyip durularmış. Mansur, seni severim. Bari sen uyuma bunlara. İyi de yalan mı arkadaş? Sen bizim gül gibi Türklerimiz dururken... ...hayvanlara neye klasik müzik dinlettirip özlerini kaybettiriyor? Batı müziği düz çalınıyor. Ne? Düz çalınıyor. Hem hayvanları da düz beyin yapacaksın Hüsnü Aga. Ha? Ama bizim Türklerimiz öyle mi? Ha? Yağ gibi, gomalı gomalı. Sizinle uğraşmayacak. Aslında uğraşayım da dengim değersiniz. Ya, yazıklar olsun sana. Bir klasik müzik uğruna beni bütün köye madar edemedin ya. Ha, Cemal'e yüklenmeyin ama. Onun benim fikrim olduğunu biliyorsunuz. Sana bir şey dediğimiz yok. Tamam, sen patronsun da. Biz de işi bilip dururuz. Müzikle olacak iş mi canım? Ah. Ya baba, bence öyle peşin peşin karar verme. Niye öyle gözler parlıyor? Evet, çünkü biz sütten %25 verim elde ettik. Değil mi? Evet. Vallahi billahi ediverdik. Gevşek Altı'la. Deminden beri gek 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 gülüveriyordunuz. Şimdi Gül Hanım size bazı şeyler deyiverecek. Bakalım duyunca gene gek 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 gülebileceğiniz mi? Hadi bakalım Gül Hanım, buyur. Söylüyorum. Evet. Klasik müzik sayesinde ineklerimizden tam %25 daha fazla süt verimi elde ettik. Yapmayın oğlum öyle şey yok ya. Hüsnü Aga bizden daha fıkı çıktı ya. Oğlum öyle şey. Gel gel gel, süt verimi artı verecek. Öyle şey olmuyor. Cemal, bunlar tam anlayamayabildiler. Sen şimdi bu boyalı Alaaddin abine kepçe kulaklarını iyice açsın da bir daha anlatıver bakalım anlayabilecek mi? Haydi bakayım. Anlatıvereyim babacığım. Alaaddin abiciğim sen şimdi bize her sabah 2,5 ton süt almaya geliveriyordun ya. He? He. Artık 3,5 tondan fazla sütümüz var. Böyle büyükçe okkalı bir kamyon hazırla ki zor durumda kalma değil mi? He? Doğru mu diyor onların Cemal? Alaaddin amca bizde yalan var mı hiç? He? Yok. Bizde yalan yok. Özür dile, özür dile. Özür dilemek de bir fazilettir. Özür dile. Özür dilerim gari. Hüsnü Aga, bu kadar şişinmek iyi değil. Ben de nasıl susturum bu Allah'ın hikmeti diye bakıyorum. Sonunda dayanamadı konuşuverdi. Bak ben sana bir şey deyivereyim. Bizim inekler bu gıy gıy düz müziğe alışıverince... ...biz bu %25'i %45'i 50'ye çıkarıvereceğiz ya. Ya, ya. Hadi bakayım inşallah. Amin. Aşık olan maşallah çok memnunum ya. Siz ne yapıyorsunuz ki böyle? Tutup dururuz. Görüyorum onu da. Neden tutup duruyorsunuz? Korkup duru. Ama Kamuran, korkacak hiçbir şey yok. Ben sadece muayene yapacağım.
Zaten herhangi bir işlem yapmam gerekse bütün ekipmanlarım muhtarlıkta. Orada yapıyorum. O yüzden en iyisi siz beni hastayla baş başa bırakın. Sen de korkma lütfen. Kız, hekim beyi duymuyor mu? Hadi bakalım. Şişt, açma, Nurten. Hadi bakalım siz de inin aşağı. Ana, sakın gitme bir yere, korkuturum ben ya. Bakasın kız, dur bir dur. Şişt, Tarkan, kork. Git bakalım kapıyı kapat. Gel, ana gel. Geç bakalım, geç. Geç şöyle. Şunu çıkaralım. Evet. Şimdi ağzını kocaman aç ve a de. Aa. Ne? Aa. 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 Oh. Beni bak. Koş lan koş. Ben koşamıyorum. Kol daha yeni takıldı. Yok tamam. Şey yakalığa ver. Hadi tamam, koş. Tamam. Koş. Bizim randevu ne olacak şimdi? Ya Salim mi? Sırada ben varım. Ya bekle. İyi insan lafın üstüne geliyor diyeceğim ben mi? Lafın üstüne gelip transit gitti be. Madem sütü arttırıverin, ağanın eli tutulmaz. Hepimizi birer tane gazoz ısmarla verirsin yar, değil mi? Estağfurullah. Ağa ben değilim ki. Ağa Gülhan. Bizim hanım ağamız o ya. E o zaman herkese benden soğuk bir gazoz. Hanım ağa dedin böyle olmam mı arkadaş? Hatta bugün bu kahvede içilen bütün gazozlar benden. Sen yine o kadar şey etme de bunlar beleş buldun biraz fazla iç. Özellikle o boyalı olan var ya onun bir gasa, bir oturuşta bir gasayı tükettiğini gördüm ben gözümle gördüm. Ya olsun ya, önemli değil, için. O ne lan? Dur. Bak. Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Ya bir şey ne oluyor? Arkadaş Ceylan gibi sekti la odan ya. Ya bu nedir ya bu dişçi kamuranı? Horozun tavuğu kovaladığı gibi kovalamıyor mu ya? Sultan Hanım. Senin güzel doğrulunla benim filinta bir araya geliverdiler. O gıy 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 müzikle ineklerden %25 daha fazla süt alıverdiler. Bazında. Litre. Litre. Bazında, litre bazında. Benim güzel tonumun sayesinde. Tabii bizim oğlanla onların şeyi birlik oluverdiler ya. Yan yana oluverince onların sinerjisi filan maşallah ikisinin başarısı gayret. Her şeyi benim güzel kızım yaptı. Anladın mı? Onun sayesinde oluverdi. Ben kararımı verdim şimdi. Artık tarlalara gidecek gari. Tarlalara mı? He ya. Ağırlığa işi bitti gari. Her şey güzel oluverdi. Azıcık da gitsin Yusuf tarlalarına, bahçelerine bakıversin. Oralarda mahsulü artırıversin diyor. Ama Sultan Ana, bizim bir ton işimiz var daha ahırlarda. Değil mi? Evet babaanne. Daha bu işe yeni başladık ama ya. Kızım ne yapacaksın artık tarlalarda? Gıy gıy dinleyiyor hayvanla. Sütü veriyorlar. Yemleniyorlar. Tezek çıkarıyorlar. Tezeklerimi kurutacağım bundan kelle. Ben lafını dedin galiba. Artık arılara gitmeyeceksin. Tarlalara gideceksin galiba. Canım ne? Ne oluyor? Dur dur dur. Sen ne oluyorsun? Ne oldu kız? Ne oldu? Babamı korkuturum. Merhaba. Aleykümselam. Sultan anneciğim merhaba. Kamuran'ın küçük bir dişçi korkusu var da. Kızım niye korkup durun? Bundan korkup durun. Neden korkup durun kızım? Ondan korkup durun diyem ya. Ya onu demiyorum. Dişçiden neden korkup durun? Onu diyor Sultan Hanım. Değil mi Sultan Hanım? He. Dişimi çekiverecek. Yahu Kamuran ben senin dişini çekmeyeceğim. Ben sadece muayene yapacağım. Bunlarla nasıl diş çekebilirim Allah aşkına? Evet Kamuran. Korkacak bir şey yok. Ben daha önce kaç kere yaptırdım dişimi Kaan'a. Yok ben istemiyorum. Beni bak. Şimdi kafam kızacak ha. Aç ver ağzını bakayım. Bakıversin dişlerine. O çok iyi bir dişçi. Çok iyi bakıp duru. Hadi kızım tutuverin şunun kollarında. Bakıversin dişçi. Hadi. Abo. Tutar şunu. Kız kaçma. Kaan'a. Tövbe tövbe. Sen niye gidiyorsun ki? Doğru. Ben niye gidiyorum ki? Ne kadar yani?
Hayda bre. Sevgilinin nefesi, nefesi, efelenin nefesi. Haydi efeler. Lan. Cemal, hadi kalk. Hadi gel kardeşim. Yok lan. Oyna lan gel. Lan istemiyorum. Lan efe çalıyorum. Lan istemiyorum diyorum. İstemiyorum Muhtar, istemiyorum. Şu ne oldu sana lan? Ya kafalar kama kaşık ya. Tilkiler gezip duruyor içinde. Niye lan? Bu Gül, dişçi Kaan var ya. Onu daha önceden tanıyıp duruyor galiba. Nereden anladın? Ya Sultan Ana'nın evinde Gül dedi ki Yağmur Ana. Dedi ki ben Kaan'a daha önceden gittim. Dişlerimi yaptırıverdim. Hiç korkmana gerek yok dedi. Allah bekleni. Gerçekten tanıyor mu lan acaba? Ya bilmiyorum işte ondan kafam karışık. Haydi efeler. Gülünün nefesi, nefesi. Aç telefonu Sohbakem bir. Sohbakem ne diyecek? Aç telefonu. Ya Muhtar telefonla olacak iş mi ya? E o zaman çağır buraya konuşurken soru verirsin. He nasıl soracağım? Nasıl soracağım? Adın ne der gibi soracaksın işte. Sen son cevabını o düşünüversin. Güven sen bana. Ha. Ara ara. Ha. Abasını da çağır be. Hadi koçum benim. Hadi hadi bak Efe oynuyorum sana. Sana Efe oynuyorum. Tamam oyna. İçmesi yörükte Ali'yi sorarsak. Gerçek rengi böyle mi oluyor kızım? Evet babaanne. Abo. Ben bu yaşıma geldim. Bu gölü bilmiyorum ya. Bak gördün mü? Başka fotoğrafları var mı kızım? Var var. Bakalım. Abo. Aman pek güzel bir yer burası be. Alo. Gül. Merhaba. Nasılsın? İyidir. Ne yapalım? Oturup dururuz işte. Ha oturuyorsunuz. Ya ben şey için rahatsız ettim. Bu akşam Akyaka'ya inelim mi beraber? Dilek balonu mu uçuracağız yoksa yine? Ha yok dilek balonu değil. Dolunay var bu akşam. Sahil çok güzel olur. Beraber otururuz. Ay olur aslında. O zaman ben seni gelip alayım. Olur. Ha şey Nihal ablaya da haber versene. O da gelsin. O evde değil ama. Olmazsa onu bekleyeyim sonra biz beraber geliriz ha. Ha tamam ne zaman gelir? Bilmiyorum ki. Ha tamam o zaman boş ver bekleme sen. Ben şimdi azmaktayım. Köyün girişine doğru yürüyorum. Oradan alırsın beni. Tamam, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Ne oldu lan? Gelip duru mu? Gelip duru ama Gül gelip duru. Nihal gelmeyip duru. Çünkü daha eve gelmemiş. Hatta sen bir fondip yapıp durun bunun üstüne. Ha? Hadi bakalım. Efelerin nefesi. Görüşürüz. Allah canına amasın ya. Bu saatte ha? Ne edip duru bu dışarıda ya? İç iç, hadi iç mutlu. Gel buraya gel. Ne etti dişçi? Ne etsin baba? Dişime bakıverdi işte. Ne dedi peki? Yarın yine gel dedi. Yarın yine gel dedi. İyi git bakalım yarın. Baba! Ne oluyor Gül? Gavurun evden kaçıvermiş. Gavurun kaçıvermiş mi vermiş? Ha? Ha Esma aradı seni gördü mü Gavurun dedi. Ne bağırıyorsun ya? La ana bir dur sakin oluver ya. Ben gördüm Gavurun abiyi. Koşup durudu. Ben de arkasından kovalayıverdim. Ama sonra tıkanıverdim. Ama Gamur abla kaçıp durup koşup durur. Allah. Açma yoru, açma yoru ya. Vallahi baba, canım çıkıverdi ya benim. Koşamadım arkasından. Aman deparı attıkça attı, attıkça attı. Emre dişçi arkasından koşup durdu. Aman baba, Kamur ana ben bu. Ne zaman açtı ki telefonunu? O da doğru ya lan. Gülten, bir sen ara bakalım belki seninkini açar. Ya baba, ben aramayayım. Belki mi ters teper hindi? Lan ne ters tepecek? Hindi ben sana bir ters tepeceğim göreceğin gününü ha. Tamam baba, arayıp durun. Açmıyorum. Tövbeler olsun, tövbeler olsun ya. Ay. Ah,
teşekkür ederim. Harika bir gündü. Rica ederim. Ama sen bayağı tüp patlamış gibi oldun. Kendini bir görsen korkarsın. Hiç dinlemedin beni. Ya vallahi bir şey olmaz ya. Ben böyle ilk günlerde böyle kırmızı olurum. Yarın sabah bros olurum, çikolata gibi olurum yani. Bros olurum diyorsun. Evet. Pek öyle görünmüyor ama hadi inşallah. Öyle öyle. Sen bayağı yanıyorsun. Acımıyor değil mi? Vallahi bak bastır. Hiç vallahi hiç ben bastır var. Hiç bir yerim acımıyor. Dur tamam. Vallahi acımıyor yani. Gerçekten yani. İyi bari. İyi olduğuna sevindim. İyiyim. Vallahi kafana takma bir şeyim yok ya. Tamam. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Anam derim gitti. Anam cildim bitti ya. Anam vallahi gömlek yapıştı herhalde ya. Anam. Ben ne diyeceğim eve gidip lan? Anam. Yüzüme falan yaktı ya. Nasıl dokundu ya Allah. Kızımı kaçırtıverdiniz evden. Bir de onca adam olacağınız evin içinde. Ne öyle çek. Sanki biz kaçırıverdik. Dişçiden kaçtı. Gören duyan da sanki biz bir şey yaptık sanacak. Baba, psikolojisi bozuldu Cemal yüzünden. Onun yüzünden, bunun yüzünden. Kaçtı mı? Kaçtı. Ah kızcağızım şimdi kim bilir nerelerdedir. Gıdaklıyla birinin eline düşüverirse ne olacak? He? Ziyanet verecekler kızımı. Bir duyan olursa ne olacak? Kim alacak artık benim kızımı lan kim? Sus! Arma! Biz zaten madar olduk bütün köye. Ya sanki birileri alıverecek. Tövbe ya. Tamam ağlayıp durma ya. Benim de canımı sıkma kurban olduğum ya. Arayıvereyim şu jandarmaya da bir kayıp haberi vere. Alo, jandarma mı? Ne olur ulan? Dallandım da, acık dolanıverem dedim. Ha, çok dolanma. Tamam. Hadi. Ama ben de beni arayıver diye bekleyiveriyordum. Kız neredesin sen? Babamı idare edeceğim diye elim ayağıma dolanıverdi. Söyleme. Emme iyiyim ben. Güvendeyim. Anama da söyle beni merak edivermesin. Kız sen iyice alıklaştın ha. Bak babam jandarmaya haber verecek. Bulacaklar seni. Jandarma mı? Abo. Beni burada kimse bulamaz ki. Ben telefonu da kapatıveriyorum. Yoksa sinirinden buluverirler ha. Ya. Aa, Dili. Ha telefonu kapattı.